Dur. Şakir, bak şuna. Çok sevimli. Çekil, çekil yavrum. Çekilin bakayım. Merhaba. Sen Canan'sın değil mi? Ayşe Canan. Sen kimsin? Bak, bunu sana getirdim. Beğenmedin mi? Annem yabancılardan bir şey alma dedi. Benden alabilirsin. Ben yabancı değilim. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk Muhtar. Yeter, bak bunlar bahsettiğim saygın aile. Hoş gelmişsiniz. Pek çekingenmiş. Hediyemi bile almadı. Çok ayıp kızım. Hadi teşekkür et teyze. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda koko koşar oynarmış. Kırlarda koko koşar oynarmış. Annesi onu çok çok severmiş. Sen benim canımsın dermiş. Nereye gidiyoruz anne? İstanbul'a. Ama bir tek sen. Sana bebek veren o teyzeyle amca var ya. Onlarla yaşayacaksın artık İstanbul'da. Güzel bir hayatın olacak kız. En güzel elbiseleri giyeceksin. Bir sürü güzel bebeklerin, oyuncakların olacak. İyi okullara yollayacaklar seni. Bebeği aldım diye mi? İstemiyorum bunu. Oyuncak istemiyorum. Seni istiyorum. Ne olur gönderme. Anneciğim bırakma beni. Anneciğim ne olur, ne olur gönderme. İstemiyorum ben gitmek. Anneciğim gitmeyeceğim anne. Anneciğim bırakma beni. Canancığım, bak çok güzel bir yere gidiyoruz. Bunun gibi güzel oyuncakların, elbiselerin olacak. İstemiyorum, istemiyorum. Annem de gelsin. Bırakma beni anne. Ne olursun bırakma. Hani gezmeye gidecektik birlikte. Yine gideceğiz kızım, yine görüşeceğiz. Hep birlikte olacağız kızım. Ben seni görmeye geleceğim. Söz veriyorum, söz, söz. Hayır, istemiyorum. Anneciğim ne olursun. Anneciğim ne olursun. Hanımım. Anne beni bırakma. Bunu da alın yanınıza. Eşyaları var içinde. Oyuncakları. Anneciğim. İki tane de entari koydum. Gerek yok. Biz ona her şeyin yenisini alırız. Anne. Seni hiç üzmeyeceğim anne. Hızlı kız olacağım anneciğim. Hadi ya. Sonra senin annen benim. Kahve getirtmiştim sana. Uyuduğunu fark etmemişim. Uyumuyordum. Yıllar sonra yurduna dönünce anıların canlandı tabii. Evimden.
Annemden koparıp getirdiler küçücük yaşımda. Çocukluğundan bahsetmeyi pek sevmezsin. Ama o evdeki yıllarını merak ediyorum doğrusu. Çocukken de kötü mü davrandılar sana? Başlangıçta hayır. Hatta tam tersine. Beni bile inandırdılar aileden biri olduğuma. Dur. Ben yapayım saçlarını. Nasıl yapalım? Atko'yu da ister misin? Örelim. Annemin ördüğü gibi. Annem örerdi hep saçlarını. Canan. Yani eski annem. Saçakim. Onu bir daha hiç göremedim. En çok canımı yakan ne biliyor musun? Onlara anne baba dedim. Ne aptalmış. Aptal değil. Çocuktun. Evet. Büyümesem o dünyanın yalan olduğunu belki de hiç öğrenemeyecektim. Ya da bu bilekliği çıkarmasaydım. Uğur bilekliğin. O zaman da var mıydı kolunda? Annemden kalmıştı. Öz annemden. Sadece bir gece çıkardım kolumdan. Bu elbiseyi ilk giydiğimde ben de senin yaşındaydım. Ama bu kadar güzel görünüyor muydum bilmem. Hala inanamıyorum. Bu elbise öyle güzel ki. Giymeme izin verdiğin için çok sağ ol Renknaz anne. Oh, canım benim. Senin kadar ince değilim artık. Maalesef içine giremiyorum. Ayrıca yılbaşı gecesinde öyle kotla bluzla çıkacak değilsin herhalde insanların karşısına. Burası biraz fazla mı açık durdu acaba? Çocuk değilsin artık. Yakında 18 olacaksın. Böyle elbiseleri taşıyacak yaştasın. Bilmiyorum ki. Şimdi dikkatleri dekoltenden başka yöne taşıyacak bir şey lazım sana. Ama Renknaz anne, bu çok değerli bir şey.
Emin misin? İntikam almak acını dindirecek mi? Benden çaldıklarını geri alamam. Bana yaşattıklarını silemem ama artık onlar için de hayat sırça köşklerinde mutlu mesut akmayacak. Beni yıllar önce diri diri bir mezara gömdüler zaten. Şimdi sıra onlarda. Hemen çık git bu evden. Bir daha da dönme kadın. Beytaz anne. Neden daha önce söylemedin bunu bana ha? Neden? Cevap ver, neden? Beytaz anne. Korkup korkmuştum. Bana inanmazsın diye sustum. Baygındım. Kimin yaptığını bile bilmiyordum ki. Beytaz anne yalvarırım. Yalvarırım, gönderme beni. Gönderme. Böyle bir şeyi nasıl gizleyebildin ha? Sen bu ailenin ağırlığının farkında değil misin hala? Bu rezalet duyulursa skandal olur. Şerefimiz beş paralık olur. Bunları hiç düşünmedin mi ha? Yalvarırım. Kendim, al götür şunu. Yalvarırım, beni bu adamla gönderme. Gel. Zeynep anne ne olur. Zeynep anne. Gel. Artık ağlayıp sızlanman için çok geç canım. Bu konuyu hepimizin en az zarar göreceği şekilde kapatacağım. Miladi. Yürü. Kalk. Lütfen kalk hadi. Benim hiçbir günahım yok. Yalvarırım. Yalvarırım. Geç şöyle. Madame Bernard. Haluk, avukatınız. Nihayet yüz yüze gelebildik, memnun oldum. Ben de. Yolculuğunuz iyi geçti mi? İstanbul'u özlemiş olmalısınız. Bu dönüşü iple çekiyordum ama özlediğim için değil. Siz de Karla olmalısınız. Evet, konuşmuştuk telefonda. Paris'teki avukatlarım sizi çok övdü. Eksik olmasınlar. Bana verecek iyi haberleriniz var mı bari? Şimdilik her şeyin yolunda olduğunu söyleyeyim. Gerisini arabada konuşuruz. Buyurun. Karahan ve Sönmez aileleriyle ilgili topladığım tüm bilgiler bu dosyalarda. Ticari geçmişleri, banka kayıtları, mal varlıkları. Nefes aldıkları her anın kayıtları burada değil mi? Evet, tüm ayrıntılarıyla. Prensipte anlaşma bitti sayılır. Bir iki ufak pürüz kaldı. O konularda da uzlaşmaya varırsanız eğer... Ne gibi pürüzler? Yeni hisse dağılımından sonra yönetim kurulundaki temsil hakları vesaire. Uzlaşma yok. Her şey benim istediğim gibi olacak. Gel. Gelebilir miyim Şakir Bey? Gir tabii yahu. Sorduğun şeye bak Lami. Gel, gel, gel. Bir kadeh bir şey alır mısın sen de? Yok, ben hakkımı akşama saklayayım. Peki. Ah. Büyük gün geldi ha? Ya. Ne oldu? Gizemli Madame Bernard'la görüşebildiniz mi hiç? Hala gizemini koruyor. Kadın her şeyi aracılarıyla, yardımcılarıyla, avukatlarıyla halletti. Bakalım. Bir aksilik olmazsa kendisiyle tanışacağız bu akşam nihayet. Bu meçhul Fransız kadın neden size ortaklık teklif etmiş olabilir Şakir Bey? Takılmıyor musunuz hiç buna? Ne demek istiyorsun yani? Yani nasıl anlatsam? Fransa'daki şirket gerçek bir dünya devi. Böyle dev şirketler ya potansiyel rakipleriyle ortaklık kurar... Ya da iflasın eşiğindeki kolay lokmalarla. Bu işler böyledir Lami Bey. İş hayatının kurdundan bir ders daha istiyorsan aç kulağını. Devler potansiyelini öngöremedikleri şirketlerle de ortak olurlar. Çünkü başlarını en çok onlar ağrıtır. Biz işte bu gruba giriyoruz. Yani? Ani bir rast değilken. Canım bu geçen altından kalktım. Zaten bu ortaklık olmasa da bankadan kredi çekip... Son kredi başvurumuz reddedildi Şakir Bey. Bir daha başvurduk. Hadi hadi kalk. Bugün biraz erken çıkalım. Geç kalırsak Renknaz canımızı okur sonra. Günlerdir uğraşıyor davetin hazırlıklarıyla. Katalog çekimi biter bitmez çıkalım. Ha say ne oldu o ya? Ben bir çıkıp bakayım. Tamam ben de geliyorum.
gümüş şamdanları değiştirelim. Yerine çiçekli olanları koyalım. Orada öler ne alemde Ali? 4 gibi hazır olacaklar Rekaz Hanım. Güzel. Her şey yolunda değil mi? Bir sorun yok. Yok Rekaz Hanım. Ah, kusura bakma Seniye'cim. Seni çok beklettim. Paris'ten çok özel bir konuğumuz gelecek de. Her şey kusursuz olsun istiyorum. Hayatım, senin elinden çıkan her şey kusursuzdur zaten. Bu arada şuradaki kilitli kutu ne Allah aşkına? Gel benimle. Davette kilitli kutuda sergilenecek olan bu işte. Bu sizin şirketi bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. Şakir'in yıllar önce Güney Afrika'dan getirtip işlediği bir taş bu. Neden bunu çıkarıyorsun şimdi? Düşman çatlatmak için mi? Öyle de denebilir. Ama aslında bizim derneğin açık arttırmasında bu taş dernek yararına satışa sunulacak. Ne? Dernek yararına mı? Şakir Bey'in haberi var mı peki? Tabii ki. O da destekliyor derneğin çalışmalarını. Şiddet mağduru çocuklar için ne yapsak az? Bir mücevher bağışlamışız çok mu? İnanılmaz insanlarsınız. Hele şu sıkışık döneminizde. Sıkışık değiliz. Tam tersine. Bir dünya deviyle ortak olmak üzereyiz. Ben demiyorum canım. Bir takım fesat dedikoducular. Böylece konuğumuz da Karaağan ailesinin ne kadar yardımsever, insaniyet sahibi bir aile olduğunu anlamış olur. İçeri geçelim mi? Peki. Biraz duralım, hava almak istiyorum. Geç kalacağız. Daha akşam için hazırlanacaksın. Yetişiriz, merak etme. Bekleyeceğim seni Canan. Oyalan biraz işte. Ne bileyim. Git bir kafede falan okula astığımı. Senin aklına uyandı suç. Hadi dönelim. Teknede boş saat. Orada işte. Rastgele kaptan. Canan. Sen niye okulda değilsin? Öğretmen hastaymış. Ben de yürüyüşe çıktım. Sonra bir baktım, yolum bu tarafa çıkmış. Öğretmenim çok sık hastalanıyor bugünlerde galiba. Evet, zavallı kadıncağız. Kurtulamadı hastalıktan. Devamsızlıktan sınıfta bırakırsa görürsün hastalığı ustalığı. Gelmeme mutlu olmadın galiba. İyi, giderim ben de o zaman. Dur, gel. Bin şu tekneye hadi. Gezelim biraz. Ne oldu birdenbire böyle? Hani okulumu düşünüyordunuz Selim Bey? Düşünüyorum evet. Ama madem öğretmenin hasta, gel biraz gezelim hadi. Hadi. Olmaya karar verdim. Ne zaman? Dün. Anlaşılan çok büyük haksızlığa uğradım. Hayır tabii ki. Sadece çok konuştuğumu fark ettim. Bence Renknaz teyzemle konuş. Senin geleceğini o karar verir. Niye öyle bakıyorsun? Yalan mı? Hmm.
sonsuza kadar beraber olmak istiyorum canım. Ben de Selim. Yüzündeki bu gülümsemenin sırrı nedir acaba? Sadece güzel bir hatıranın izleri. Belki de yaşadıklarımın içinde en güzellerinden biri. Aşık olduğum, içimde fırtınaların koptuğu zamanlardan kalma. Hiç anlatmadın. Unuttuğumu sanmıştım. Hatırasıyla bile seni bu kadar mutlu eden erkek kimdi acaba? Hakkında araştırma yaptıklarından biri mi? Kırık bir aşkın peşinden gelmedim buraya ben. Artık öyle şeyler yok hayatımda. Sadece ve sadece intikam. Bak Carla. Yıllardır sadece asistanım değil dostum oldun benim. Çok şey paylaştık seninle. O yüzden artık sırdaşımsın da. Ben sadece tekrar kırılmanı istemiyorum. Ayrıca içinde bu kadar öfke beslemene anlam veremiyorum. Belki de yarı Fransız olduğum içindir. Hayat güzel ve intikam peşinde harcanmayacak kadar da kısa. Korkma. Çektiklerimden daha fazla acı çekmem mümkün değil. Bunu bilemezsin. Yaşadıklarımı biliyorum ya, bana yeter. Artık dönemem. O zaman iyi dinle beni. Bu hesaplaşmanın nereye varacağını kestiremiyorum. İşin içine bir de aşk girerse darmadağın olursun. Sen geçmişle mi hesaplaşıyorsun, duygularınla mı? Aşkla ilgili söylediklerimi unut, aşkı unut, tamam mı? Gidelim. Selim abi hazırız. Tamam. Hadi. Yüzünde tutkuyu görelim. Mücevherin pırıltısı gözlerine yansımalı, tamam mı? Yani senin olmazsa ölecek misin gibi. Anlaştık mı? Tamam. Peki ya bu? Peki ya bu? Senin bir suçun yok ki. Seni buraya koyan da kabahat. Savurun şu yaprakları da tam olsun bari. Selim, nasıl gidiyor? Şahane. Bak bu son lahmi. Bu çekimden sonra başkasını bul. Ben de hiç hevesli değilim nazını çekmeye ama yok işte. İlle de seni istiyorlar. Senden iyisini bulana kadar bu iş böyle. Bu kızı bulduğunuz yerde fotoğrafçı da bulursunuz. Dalga geçme. Şakir Bey'in özel tavsiyesi bu hanımefendi. Yapma be Selim. Güzel kız. Yaşlı kurt ağzının tadını biliyor. Asıl sen yapma böyle Lami. Evli barklı adamsın. Bak Bedia duyarsa çok üzülür. Ne yani? Güzeli güzel demeyecek miyiz? Hem Şakir Bey de teyzeciğinle evli ama nedense ona yasak elmalar mübah. Şakir Bey benim arkadaşım değil ama. Daha ötesi enişten. Karışmam ben onların ilişkilerine Lami, bırak yakamı. Kolay gelsin Selim. Teşekkürler. Beş dakika ara veriyoruz. Saçla makyajı düzeltin hemen. Akşama geliyorsun değil mi? Dalga mı geçiyorsun? Ne zaman gördün beni davetle baloda? Yapma be Selim. Bak Renkdans teyzen çok üzülür bu sefer ha. Alırım gönlünü sonra. Ya bir merhaba der geçersin. Hayır dedim. Lami uzatma. Fransa'dan özel konuğumuz geliyor. Muhteşem Fransızcana ihtiyacımız olabilir. Parle français? Oui monsieur. Kara bir bulut yaklaşıyor. Böyle evinizin üzerine çörekleniyor sanki. Sonra? Ne yapıyorsunuz Bedia? Bir dakika hayatım. Sen devam et Nergis. İsminin üçüncü harfi... Bedia. Nergis müsaade et bize. Yıkama fincanı sonra devam ederiz.
Koskoca genel müdürsün ve asistanına fal baktırıyorsun, pes. Büyütme Nami, Nergis'in canı sıkkındı. Fal bahanesiyle dertleştik biraz. Bir çeşit terapi yani. Madame Bernard'a çıktı mı bari faldan? Nasıl biriymiş? Kötü kalpli bir cadıymış. Şirketi ele geçirip hepimizi işsiz bırakacakmış. Sen geç dalganı. Bu ortaklık şirketteki birçok dengeyi değiştirecek. Genel müdürlüğü bile kaybedebilirsin. Hiç düşünmüyor musun bunu? Belki de daha bile iyi olur ha? Nasıl yani? Şirketteki sorumluluklarımız azalırsa birbirimize daha fazla zaman ayırırız. Hem böylece ailemizi büyütebiliriz. Ben artık anne olmak istiyorum Lami. Birazdan çıkacağız. Hadi yavaş yavaş toparlanalım artık hayatıma. Hoş geldiniz Bayan Bernard. Bizi onurlandırdınız. Hoş bulduk. Çok mersi. Bir yorgunluk kahvesi içmek ister misiniz? Ya da daha dinlendirici bir şeyler? Teşekkür ederiz. Madam Bernard hemen odasına çıkmak istiyor. Derhal efendim. Umarım rahat edersiniz. Bir isteğiniz olursa emrinizdeyiz. Şimdilik hiçbir isteğimiz yok. Oda servisi de istemiyoruz. Peki efendim. Otel yerini ev mi tutsaydık acaba? İnsan görmeye tahammül edemiyorum. Anlaşma imzalanınca hemen bir ev tutar geçeriz. Ben biraz uzanacağım. Bir şeyler yeseydin önce. Canım istemiyor. Belki sonra. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Oo, annen yine abartmış. Her zamanki gibi. Artık sosyete bir hafta bu daveti konuşur. Ne demezsin? İleride biz de evimizde böyle davetler verir miyiz Şemsi? Ben de annem gibi böyle... Annen gibi olacaksan bence biz baştan ayrılalım. Asla onun gibi olamayacağımı biliyorum. Renk Naz Hanım'ın yüz karısıyım ben. Ne onun kadar güzelim...
ne de onun gibi tuttuğunu koparan biri. Aslında Canan ablam daha çok benzerdi bu özellikleriyle anneme. Hala anıyor musun onun adını? Annen duymasın. Şu abajuru şu tarafa alalım. Peki efendim. Aşk olsun Perihan. Yine incecik bluzla dolaşıyorsun ortalıkta. Of anne, şu hastalıklı kız muamelesinden hiç kurtulamayacak mıyım? Yıllar önce iyileştim. Dikkatli olman lazım yine de. Bünyen hassas biliyorsun. Perihan çok sağlıklı biri artık Renkmez anne. Hem çok dikkat ediyor kendisine. Değil mi? Merak etmeyin. Hem bugün hava da güzel. Kuaförün gelmedi mi hala? Bugün herkes Madame Bernard'la ilgilenecek nasılsa. Benim saçıma kim bakacak ki? Neyse, ben üstüme kalın bir şeyler giyeyim de üşütmeyeyim. Vay vay, bu ne güzellik. Çekim bitti. Hoşça kal demek için uğradım. Ne iyi etmişsin, ne iyi etmişsin. Baş başa bir yemek yiyelim mi? Ay, eve erken gitmem lazım bu akşam. Karını mı özledin yoksa? Hayır canım, olur mu? İş meselesi bebeğim, iş meselesi. Başka zaman yeriz yemeği, istediğin yerde. Hadi sonra, hadi. Sen ne laf anlamaz adamsın ya. Bir kere de vaktinde hazırlan be Bedia. Hah, nihayet. Bekle. Biraz daha bekleyeceğiz. Babam son anda gelmeye karar verdi. Vay be. Ne kadınmış şu Madame Bernard. Abdullah Bey'i bile ininden çıkarıyor. Merak tabii. Bu laflar sana hiç yakışmıyor. Ayrıca sözünü ettiğin kişi kayınpederin. Tamam canım. Saygıda kusur mu ettik? Kimi arıyorsun sen? Selim Efendi'yi. Açmıyor. Efendim Lami. Niye açmıyorsun telefonunu? Gelmeyecek misin? Of be kardeşim. Gelmeyeceğim dedim ya. Açmıyor beni öyle acayip partiler. Hele bir dinle. Hiç mi merak etmiyorsun? Bak, bizim Abdullah Bey bile inzivadan çıkıp geliyor. Ya yapma hadi. Ben tek başıma sıkıntıdan patlarım orada. Acı şu kardeşine. Hadi kırma beni. Gidebiliriz. Hadi. İyi be iyi. Gelmezsen gelme. Kadehimi bu mükemmel geceyi tasarlayıp hazırlayan şahane kadına, eşim Renknaz'a kaldırıyorum. Şerefe. 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 Buyurun. Şakir Bey bu gece pek neşeli. Sık sık böyle davetlerden hoşlanmadığını söyler ama ne hikmetse en çok da o eğlenir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşam. Görüşeceğiz. Sağ olun. Bunlar tabii şeyler. Vallahi tahminimden çok daha iyi görünüyor. İşi gücü bırakıp inzivaya çekilmek yaramış bu adama. Kim? Ortağın diyorum yahu. Abdullah Bey.
Yarım ağız bir merhaba dedi, kaçtı gitti. Yanımıza bile gelmedi, baksana. İş konuşuyormuş, sıkılıyormuş işte. İlahi, niye gelmiş ki o zaman? Senin aynı sebepten Orhan'cığım. O da yeni ortağımızı merak ediyor. Hakikaten. Ne zaman müşerref olacağız bu hanımla? Çoktan gelmiş olması gerekirdi. Abdullah amca. Hoş bulduk güzel kız. Hoş geldin. Ne olmuş bu kıza böyle ya? Ya yani inanamadım gözlerime. Evdeki besleme Canan olduğunu bilmesem. Renkli Hanım çok emek verdi bu kıza. Vallahi bence artık Şakir'den kıskanmaya başlasa iyi olur. Orhan Bey. Kızı sayılır Canan Şakir'in. Tamam yani bakınca öyle de. Yani öz kızı değil neticede. Biraz ayıp olmuyor mu birim? Yani bir duyan olsa. Kimse duymaz merak etmeyin. Yani şu an herkes aynı yere kilit. Şu Şakir'e bir baksana. Avına bakan avcı gibi. Yani siz onun bu hallerini benden daha iyi bilirsiniz Mirim. Afiyet olsun. Gel bakalım Renkli Hanım. Ne yapıyorsun? Senin en sevdiğin şeyi hayatım, ilgiyi üzerimize çekiyor. Hayranlık dolu bakışları görmüyor musun? Tam senlik. Konuşmayı da bu yüzden mi yaptın? O da mı hoşuna gitmedi yoksa? Senin yüzünü güldürmek için daha ne yapayım Renkli? Sıkılmadın değil mi baba? Ha? Yok iyiyim. İyiyim iyiyim. Siz keyfinize bakın. Görüşürüz. Ne oldu? Selim'i ikna edemedin galiba gelmeye. Gelmeyeceğini söyledi ama yine de belli olmaz onun sağa solu. Nerede kaldı bu Madame Bernard? Bunca hazırlık yaptık. Size getirmeye yeter. Yetmez. Ben güzelliğimi bana zehir edenlerden intikamımı almaya geldim. Uğurlu bilekliğini neden takmadın? Bu gece kötülüklerden korkun yok galiba. Ben değil. Şimdi onlar korksun. Gidelim. Geç geç. İşte burası yeni yuva. Ben senin karın olamam. Bunu sen de biliyorsun. Bırak gideyim yalvarırım. Çok geç. Karı koca olduk biz. Nikahlandık. Geç içeri hadi geç geç geç.
Canan araç geldi. Gidelim. Bak, Selim Efendi geldi işte. İnanmıyorum. Bu adam böyledir işte. Bay sürpriz. Önce baban, sonra da Selim. Şaşırtmaya devam ediyor herkes beni. Madame Bernard merakı nelere kadirmiş. Şöyle bir uğradım sadece. Ben sana bir içki getireyim. Sen bu gece benim misafirim sayılırsın. Tahmin ettiğim gibi. Soğuk ve her yanından kebir akan bir organizasyon. Teyzen duymasın. Çok tuhaf ama bana çok eski bir yılbaşı partisini hatırlattı bu gece. O geceyi kaçırdığım için kendine ne kadar kızsan azdır. Canan gecenin başında o kadar güzeldi ki anlatamam. Yap aramızda her an gelebilirsin diye aranıp durdu. Ne yılbaşıymış. Üstünden kaç yıl geçti, hala çıkmıyor hafızanızdan. Yeni yıla nasıl girersem bütün yıl öyle geçermiş derler. Sahiden de hepimiz için zor bir yıl oldu. Canan, yılbaşını birlikte geçirmedik diye küstü bana. Soğuk davranmaya başladı. Neredeyse hiç konuşmadı benimle. Uzak duruşunu hiçbir zaman anlayamadım. Birkaç ay sonra da bana veda bile etmeden evlenip gittiğini öğrendim. Ya sen Selim? Sen de unuttun mu Canan'ı? Tıpkı Canan gibi. Buyurun bakalım Selim Bey. Neyse görüşürüz. Berner miydi neydi? Hangisi? Daha teşrif etmediler. Bekliyoruz. Benden bile geç geldiğine göre şimdiden hazır olun. Neye? Arızaya. Ya kasıtlı gecikiyor ya da hakikaten sorunlu bir kadın bu bence. Belki de hiç gelmez. İçiniz içinizi yiyor değil mi hiç gelmez diye. Gerçi gelince de başka sorunlar çıkacak. Orası öyle. Hiç tanımadığımız biri şirketin yarısından fazlasına sahip olacak. Başımıza ekstradan patron kesilecek. Ve böylece şirkette Lami Efendi'nin tatlı hayatı sona erecek. Gerilme ya. Gevşe. Ne demişler? Olacakla öleceğin önünde durulmaz.
Orada değil miydin Medya? Ne olur söyle, kimdi? İnan bir şey görmedim ben, inan. Beni tanımadınız mı Renknaz Hanım? Canan? Ayşe Canan Bernar. Canan? Gözlerime inanamıyorum. Gerçekten sen misin? Neredeyse tanıyamayacaktım seni. O kadar değişmişsin ki. Zaman sadece görünüşümüzü değiştirmiyor. Öyle değil mi? Merhaba Perihan. Bir daha hiç dönmezsin sanmıştım. Seni çok aradım ama evlendikten sonra hiç haber alamadım. Şemsi'yi hatırlarsın, Bedia'nın kardeşi. Buradaki hiç kimseyi unutmadım Perihan'cığım. Nişanlandık biz. Bu yaz evleneceğiz. Mutluluklar dilerim. İzninizle. Allah Allah, bu nasıl bir değişim? İnanılmaz değil mi? Sanki güzelliğine güzellik katmış. Işıl ışıl bir kraliçeye dönüşmüş. Ne oldu? Kapılıverdin galiba rüzgarına. Yok canım. O kız nasıl olup da bu hale gelmiş onu merak ettim sadece. Ben gidiyorum, siz kalacaksınız galiba. Bekle baba, beraber gideriz. Yok ben gideyim. Bonsoir Bedia. Abdullah Bey, bana selam bile vermeden mi gideceksiniz kaçar gibi? Aşk olsun, niye kaçalım senden? Madame Berner dediklerinde seni göreceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Hoş geldin. Hoş mu geldin, yoksa geçmişten bir hayalet gibi dikildin mi karşınıza? Tam tersine. Yine çok güzelsin. Siz de öyle. Hiç değişmemişsiniz Abdullah amca. Bakışlarınız bile hala aynı. Malum. Yaşlılık. Geç saatlere kadar ayakta duramıyorum artık. Madem artık buradasın, bol bol görüşürüz Canan Hanım. Bunca yıl nerelerdeydin, ne yaptın diye sormayacak mısın? Aniden buharlaşıp çıktım hayatınızdan.
Hiç merak etmiyor musun? Renkli Hanım evlendiğini söyledi. Adresini falan istedim ama bilmediğini söyledi. Bir iki sordum. Sonra ben de eğitim için yurt dışına falan çıktım. İşte sonra da... En iyi arkadaşını çabucak unutup sildin yani. Aynı şey senin için de geçerli. Bir veda bile etmedin giderken. Veda edecek fırsatım olmadı ki. Merhabalar Bayan Berner. Tanıştırılmadık ama... Ben Lami. Eşim. Canan diyebilirsiniz siz de Lami Bey. Sizi de az çok hatırlıyorum eski günlerden. Bu eve yeni yeni girip çıktığınız günler. Canan. Siz bu evdeki. Evet, o Canan benim. Kusura bakmayın. Müstakbel ortağımızın bu kadar güzel bir kadın olacağını tahmin etmemiştim. Hele hele böylesine güçlü. Resmiyete gerek yok Lami Bey. Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum. Ortak olduğum şirket yöneticisinin böyle genç ve yakışıklı olması memnuniyet verici. Bu arada veda etmeden ayrıldığın sadece ben değilim Canan. Selim'i de unuttun giderken. Şiddet mağduru çocuklar yararına açık artırmaya çıkarılacak önümüzdeki hafta. Renknazcığım çok cömert ve merhametlidir sağ olsun. Kocasını ikna edip onlar için bu çok anlamlı parçayı koparmış. Ne kadara satılmasını bekliyorlar? 200-250 bin dolar civarı. Karla. Renknaz Hanım'a sorup o dernek adına 500 bin dolarlık bir çek yaz lütfen. Tamam. İnanamıyorum. Bu iki katı. Hemen hazırlamalarını iste Karla. Mücevheri yanımda götürmek istiyorum giderken. Hı hı. Boşandığını duymuştum. Sonra da ortalıktan kaybolmuşsun.
Neden şimdi geri döndün? Sizi unutamadım. Ne yaptıysam çıkaramadım hafızamdan. Bu akşam da görmek istediğim herkes burada. Bu gece burada olan ve unutmak isteyip de unutamadığım herkes. Çok anlamlı bir günde geldin. Bu davet biraz da derneğin açık arttırmasına ilgi çekmek içindi. Bağışları çok önemsiyoruz biz. Şiddet mağduru çocuklar yararına, değil mi? Tam isabet. Çocukları ne kadar sevdiğimi bilirsin. Bilmez miyim? Ben de o sevginin mağdurlarından sayılırım. Sevgili Renkmez anne. Yarın bir bankanın kasasına koyalım onu. Çok para verdin. Bence o kadar etmezdi. Bunun değerini asla bilemezsin Carla. Kasaya filan da koymayacağım. Hep gözümün önünde olsun istiyorum. Kalbim yumuşayacak gibi olursa yeniden taş kesmesi için. Onlardan alacağım çok şey var çünkü daha. Çok para verdin. Bence o kadar etmezdi. Bunun değerini asla bilemezsin Carla. Kasaya filan da koymayacağım. Hep gözümün önünde olsun istiyorum. Kalbim yumuşayacak gibi olursa yeniden taş kesmesi için. Onlardan alacağım çok şey var çünkü daha. Bu gece halletmemiz gereken bir mesele daha var biliyorsun. Tamam, çıkıyorum. Neden eve gitmedin? Seninle laflamak istedim biraz. Tamam. İyi misin diye bakmak için uğradım. Kimseye görünmeden çıkıp gittim partiden. Madame Bernard'dan mı kaçıyordun yoksa? Nereden çıkarıyorsun bunu? Yoksa o mu söyledi? Yok canım, ne alakası var? Hatırladık herhalde. Bir zamanlar aşıktınız ya birbirinize. Çok konuşmazsın bu konuda ama halinden belliydi. Teyzesinin beslemesine tutkun, çapkın yeğen. Doğru değil mi? Çapkınlık falan değildi. Aşıktık. Veya en azından ben öyle sanıyordum. Ben o zamanlar stajyerdim şirkette. Canan'ı şöyle bir görmüşlüğüm var. Hatırladığım silik, kendi halinde bir kızdı. Ama bu geceki Madame Bernard eğer aynı kızsa... aşık olmakta haklısın abi. Madame Bernard'a değil, Canan'a aşıktım ben. Bugün gördüğümüz kadınla o genç kızın hiçbir alakası yok. Aynı fikirde değilim vallahi. Bence o zamanki hamcevher bu gece tam anlamıyla işlenmiş bir mücevher olarak çıktı karşımıza.
Tebrik ederim. Bunca yıldan sonra beni bile şaşırtmayı başardın. Hayatım, kaç kere söyleyeceğim. O kadının bizim Canan olduğunu bilmiyordum. Bana da çok büyük bir sürpriz oldu diye. Hem iş dünyasının duayeni olmakla övüneceksin, hem de ortağının kim olduğunu bilmeyeceksin. E bravo yani. Yapacak bir şey yok. Var mı? Ya ne demek yapacak bir şey yok? Bu koşulda hala ortaklığı sürdürmeyeceksin herhalde. Yani şartları yerine getirirse niye olmasın? İstediğim parayı ha Canan vermiş ha bir başkası, benim için fark etmez. Ticaret tekin güdülmez hayatım. Kör müsün Şakir? Canan'ın bize nasıl nefretle baktığını görmedin mi? Onun derdi iş falan değil. İntikam. Daha iyi ya. İntikam hırsıyla aptala dönmüş bir ortak benim de işime gelir. Hata yapması kolay olur. Hatta onu parmağımın ucunda bile oynatabilirim. İş hayatında duygusallığa yer yok Renknaz. Canan daha dünkü çocuk, ezeyanları bana sökmez. Keskin sirke küpüne zarar verir. Bakma öyle. Kırışıkları çıkıyor. Niye getirdin beni buraya? Otur. O gün neden engel olmadın Ali? Renknaz Hanım'ın beni kapı dışarı etmesine neden izin verdin? Yapamazdım. Sen de ara düştüğünde ben yardımına koşmadım mı? Renknaz Hanım'ın Şakir Bey'in hışmından kurtarmadım mı seni kaç kere? Oysa sen beni fırlatıp atarlarken kılını bile kıpırdatmadın. Ne yapsaydım? Evin sahibi değilim ben. Kapı kuluyum. Karahanların kölelerinden biri. Beş para etmez biriyim ben. Ödlek. Korkak. Hala korkuyor musun? Onlardan ayrıl. Benim tarafıma geç Ali. Seni korurum, ezdirmem. Olmaz. Yapamam. Bu yaştan, bu saatten sonra olmaz. O konaktan çıktığım gün sudan çıkmış balığa dönerim. Dışarıda hayat nasıldır onu bile unuttum. Renknaz'ın yanında kaldığın sürece benim düşmanım sayılırsın. Eski dostluğumuzun hatırını uyarıyorum. Kaç kurtar kendini. Öfkemden kaç. Sana da zarar vermek istemem. Canan. Vazgeç. Onlarla baş edemezsin. Git. Kaldığın yerden devam et hayatına. Öyle yapıyorum zaten. Kaldığım yerden devam edeceğim. Konaktan gittiğim gün düşürmüştüm. Hepsini toplayıp sakladım. Bir gün yeniden karşılaşacağımız İçime doğmuş sanki. Seksen yıllık bu imparatorluğu yıkmaya hazır mısın Karla?
Bunun için buradayız. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hazırlıklarınız tamam mı Haluk Bey? Fazlasıyla. Buyurun. Geç Faruk. Evet çocuklar. Sözleşmeyi ikiniz de okudunuz diyeyim. Bana gayet mantıklı göründü. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Canan'ın gelişi biraz sert olsa da anlaşma maddeleri gayet adil. Şirketimiz için olumlu bir adım gibi görünüyor. Sabah gelmeden Şemsi'yle de konuştum. Onun da bir itirazı yok gibi. Sorun çıkaracağını sanmıyorum. Yani Canan'ın %51 ile ortak olmak istemesine kimsenin bir itirazı yok. Şahsen benim Canan'a bir itirazım olamaz. Beraber büyüdük biz Canan'la. Araya yıllar girmiş olsa da eski yakınlığımızı yakalayacağımıza inanıyorum. Ayrıca Canan çok yetenekli ve zeki biridir. Şirket için en doğru seçimleri yapacağından hiç kuşkum yok. Aferin. İşte bir iş kadını olaylara böyle yaklaşır. Günaydın. Hoş geldiniz Canan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şirket avukatımız Faruk Bey. Avukatlarımız zaten işin çoğunu halletti. Ben de çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Eklemek istediğim özel bir madde daha var. Onda da anlaşırsak. Özel madde derken neyi kastediyoruz? Hisselerin %51'ine talip olduğuma göre yönetim kurulu başkanı ben olacağım. Genel müdür de bizzat ben atamak istiyorum. Öğle yemeğine dönecek misiniz? Bilmiyorum. İşim uzayabilir. Neden tereddüt ettiğinizi anlamadım. Şirkete yatırdığım para düşünülecek olursa isteğim bu kadar da büyütülecek bir şey değil. Biz genel müdürü oylamayla seçmeye alıştık yıllardır. İstediğin değişikliğin bizim için kabul edilebilir bir şey olduğunu söyleyemem. Yıllardır kurul başkanlığını siz yapıyorsunuz. Bahsettiğiniz oylama zaten bir formaliteden ibaret. Belki de şirketi daha yenilikçi, dünya pazarını daha iyi tanıyan bir başkana devretmenin zamanı gelmiştir. İmzaları hemen atmamız şart değil bence. Birkaç gün düşünelim. Siz de mi böyle düşünüyorsunuz Lami Bey? Yo. Aslında... Yani... Bedia ve Şakir Bey... Öyle uygun gördüyse... Siz bilirsiniz. Ben iş hayatında sabırsız bir insanım. Uzun uzun beklemeye tahammülüm yok. Kararınızı çabucak vermezseniz, Fransa'daki şirketimin bir şubesini de burada açmakta tereddüt etmem. Ticaret Bakanlığı'ndan izin yazısı aldık bile.
Benimle ortak olmayı mı yeğlersiniz? Yoksa rakip olmayı mı? Seçim sizin. Sen arabada bekle. Emin misiniz Reykaz Hanım? Bana zarar verecek kadar aptal olamaz. Dediğimi yap. Fazla direneceklerini sanmıyorum. Günü gelmiş borçlarını bile ödemekte güçlük çekiyorlar. Acilen nakite ihtiyaçları var. Biz yine de işimizi şansa bırakmayalım. Piyasadaki alacakları kışkırtıp baskıyı arttırmalarını sağlayabiliriz belki. Neden olmasın? Daha olmadı, içerideki adamımızı devreye sokarız. Ben gelişmeleri takip edip sizi bilgilendireceğim. İyi günler. İyi günler. Otele gidelim Carla. Üstümü değiştirip çıkacağım. Nereye? Bir işim var. Kazım Efendi. Sen de kimsin? Yolunu mu kaybettin hanım? Renktaş Karahan ben. Tanımadın mı? Tanıdım tanımasına da. Yani sizin gibi bir hanımefendinin böyle bir mezbelelikte ne işi var diye konduramadım. Buyurun. Canan'la ne zaman boşandınız? Canan'la mı? Ha! Bir gün çekip gitti evden gidiş o gidiş. Yıllar sonra birkaç adam beni buldu. Kağıtlar koydu önüme. İmzala dediler zorla. Ne bu falan dedim dinlemediler. Ben de bir şişe şaraba bastım imzayı. Meğer öylece boşamış beni Canan. Kadın kısmı vefasız işte. Yani sen üstüne alınma. Dövüp dövüp sokağa attığın için olabilir mi? Öyle mi anlattı size? Yalan. Ya bir iki fiske vurdum ancak. Kızı seninle nikahlarken böyle anlaşmamıştık. Ona iyi bakacaktın güya. O kadar parayı boşuna mı verdim? Ayıplı kızı kalktınız başıma. Bir de karnında bebeği ne yapacaktım? Kes! Şimdi yaptığın hatayı telafi etmeni istiyorum senden. Nasıl yani? Canan İstanbul'da. Dönmüş. Neredeymiş ki? Fransa'da. Bak sen Cingöz'e. Ta oralara nasıl gitmiş o be? Çok zengin olmuş. Senin aklının alamayacağı kadar çok. Yok be. Canan zengin mi olmuş? Eski karıma bak ya. Vay küçük sürtük vay. Ya kusura bakma ağzımdan kaçtı. Gidip eski karını bulmak istersin belki. Ne yapıp edip ona kendini affettirmek. Hı? İster misin? İsterim tabii istemem mi? Al öyleyse. Kaldığı otelin adresi. Ona kiminle evli olduğunu bir hatırlat bakalım. Geçmişini hatırlayınca biraz kendine gelir o havalı bayan Bernard. Belki biraz beni de görür. Ne de olsa eski kocasıyız. Seni görür mü görmez mi bilmiyorum ama... onu senin gibi bir adamla görenler... itibarı hakkında biraz daha düşüneceklerdir herhalde. Git ve ne yapman gerekiyorsa yap. Ha. Şu parayı da al.
Kızcağızın yanına giderken üstüne başına bir şeyler al. Merhaba baba. Aha, merhaba. Ben yukarıdayım hayatım. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar kızım. Hoş geldin. Nasıl geçti toplantın? Sıkıntılı. Hayrola? Son anda bir pürüz mü çıktı? Canan yönetim kurulu başkanlığını istiyor. Genel müdürü de kendi seçecekmiş. Büyük bir imtiyaz. Öyle. Toplantıda ben geldim. Ama Canan haksız da değil gibi. Büyük para koyuyor ve söz hakkını elinde tutmak istiyor. Ne dersiniz babacığım? Karar senin kızım. Ben söz hakkımı sana devredeli çok oldu. Şayet Canan'a güveniyorsan mesele yok. Ama şu sözümü de söylemeden edemeyeceğim. Bir insan ardına bakmadan terk ettiği yurduna uzun zamandan sonra dönüyorsa... Bu asla özlediği için değildir. Asla. Selam. Selam. Ne tesadüf. Ben de senin için aynı şeyi düştüm. Erken ayrıldım. Geldiğime pişman olacak kadar uzun kaldım aslında. Beni gördüğüne pişman oldun yani. Buraya gelmekle hata ettim. Özür dilerim. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bir hoşça kal bile demeye tenezzül etmeden gittin bir başkasıyla evlendin. Yıllarca tek bir haber bile alamadım senden. Ve sen... Hiçbir şey olmamış gibi dönüp merhaba diyorsun, öyle mi? Merhaba. Kusura bakmayın, Madam Bernard. Karahanların evinde seni görmeyi beklemiyordum. Ben de seni. Böyle davranacağını bilseydim buraya hiç gelmezdim. Ne bekliyordun Canan? Çocukça. Aptalca biliyorum ama belki dedim. Belki yalnızca Selim hala bıraktığım gibidir. Beni nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Teknede. Dudağıma kondurduğun ufak bir öpücüğün şaşkınlığıyla. Sonra bekledim. Aptal gibi bekledim günlerce. Konağın kapısına geldim defalarca. Telefon ettim. Hiçbirine cevap vermedin. Sonra bir gün evlenip gittiğini duydum annenden. İşte beni bıraktığın yer orası Canan. Ya sen? Bana söz vermiştin. Yılbaşı gecesi geleceğini söylemiştin. O uğursuz partiye. Ama gelmedin. Bekledim. Ne yani? Aptal bir partiye gelmediğim için mi bıraktın beni? Ne oldu o partide? O yılbaşı gecesi sana çok ihtiyacım vardı senin. Ama gelmedin. Canan, kendi hatalarını kapatmak için beni böyle saçma sapan şeylerle suçlamaya mı geldin? Baba, yeni aldığımız ayakkabıları bulamıyorum. Arka odaya kaldırmıştım kızım. Bir kızın mı var? Evet. Senden umudu kesince evlendim. Çok normal. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak artık. Kaldığı gibi sürmeyecek. Canan. Soruma cevap vermedin. O yılbaşı gecesi ne oldu?
kızım. Hadi öpün. Bağırma lan, bağırma, bağırma. Hadi ya. Bak bir daha bağırırsan yemin ederim boğazlarım seni. El alemin belediğini doğuracaksın diye çektiğimiz rezilliğe bak. Hadi, hadi dışarıda beklesen, hadi. Ha gayret. Ha gayret, ha gayret ya. Hadi az kal. Ha gayret ya. Hadi yok. Nihayet ayıldın. Bebeğim. Bebeğim nerede? Başın sağ olsun. Bebeğin ölü doğdu. Canan Hanım, misafiriniz var. Eski eşiniz olduğunu söyledi beyefendi ama yani biz pek itimat etmedik. Yine de dilerseniz hiç muhatap olmayın, birini çağırıp... Canan, sen misin kız? Beni görmeyi beklemiyordun değil mi? Şaşırttım seni. Tam tersini. Ne zaman kokumu alacaksın diye sabırsızlıkla bekliyordum. Bir içimsi olmuşsun kız. Sen de hala ölmemişsin. Biz senin gibi sefahat içinde yaşamıyoruz tabii. Yoksulluk yıpratıyor insanı. Ne istiyorsun? Hiç. Hoş beş. Eski karımızı ziyaret etmeyelim mi? Bir kadeh bir şey ısmarlarsın ha. Ondan sonra dedim ki, ulan sen de adam mısın dedim ya. O da değilim abi dedi. Nasıl kaçıyor ha? Odan güzelmiş. Saray demek daha doğru. Canan. Sürünüyorum kız. Belediye yardım ediyor. Aş evlerine gidiyorum, Allah seni inandırsın. Yardım dilenmeye gelmedin herhalde buraya utanmadan. Neydi o? Bardağa bir şey mi koydun yoksa? Bana bak. Buz. Sanki buzun yanında bir şey daha attın. İçmeden sarhoş oldun galiba. Tamam. Nasıl zengin olduğun beni alakadar etmez. Ben sadece hakkımı istiyorum. Hakkını mı? Az da olsa emeğim var üstünde. İnkardan gelme şimdi. Hamileyken aç bıraktın beni. Dövdün. Karda kışta sokağa attın beni. Rezil arkadaşlarını eve toplayıp onlara hizmet ettirdin. Buna emek denirse var. Uzatma. Bir lafımla memleketin tüm gazetecilerini toplarım buraya. Bakalım o zaman da hava basabiliyor musun böyle? Ver paramı gideyim. Yoksa bırakmam peşini. Eskiden olsa korkudan elim ayağımı dolaşırdı. Ama geçti o günler. Ben güçlendim, sensiz zayıfladın. Artık kalbi tekleyen ölümün eşiğinde zavallı bir adamsın. Sen nereden biliyorsun kalbimin teklediğini? Bilirim. Seni buraya yollayanın Renknaz olduğunu da. Niye şaşırdın? Senin gibilerin Renknaz gibi de sahipleri olur. Burunlarının ucuna 3 kuruş tuttu mu? Burası çok sıcak oldu. Hayır. Sadece senin tansiyonun yükseliyor. İçkine kattığım ilaç yüzünden. Ne? Az önce doğru tahmin ettin. Seni zehirliyorum. Hemen eriyip sıvıya karışan bir ilaç dağıttım. Tıpkı anında kanına karıştığı gibi. Birazdan o kadar yükselecek ki yorgun kalbin bu yükü taşıyamayacak. Pan zehrini arayacaksın ama ulaşamayacaksın.
Ne diyorsun kız sen? Kalp hastası bir adam olarak kendini fazla yorma diyorum. Hele ki ömrünün son zamanlarında. Ver onu bana. Ölüyorsun Kazım. Daha hala cinlik peşindesin. O bıçağı saplayacak gücün bile yok. Damarların mı yanıyor Kazım? Dert etme. Özel bir formül. Otopsi raporunda aort damarında ani yırtılma diye geçecek sadece. Cehennemdekilere sor bakalım. Zavallı bir genç kızdan şeytan yaratmanın cezası nerede çekiliyormuş? Ha, bir de söyle oradakilere. Senden sonra geleceklere de yer ayırsınlar ha. İlaç. İlaç. Hadi ver şunu. Ah Kazım. İyi ki sokaklara atmışsın beni. Yapayalnız bir kız kendini korumak için yaşamak ve güçlenmek zorunda olduğunu biliyor işte. Hepiniz. Hepiniz bana yaptıklarınızı ödeyeceksiniz. İlk önce de sen. En değersizleri ve en aptalları olduğun için. Kurtar beni. Sana söyleyeceklerim var. Yemin ederim. Kızın. Kızın yaşıyor. Kızıl kahveydi bu şehir, biz büyüme.